Hediyeleşmek bizim kültürümüzde biliyorsunuz var, var olan bir şey ve güzel bir şey, güzel bir kültür. Hem onun yaşatılması hem de Osmanlı döneminden bu yana aynaların bir nazarlık dışında bir özelliği daha var. Karşınızdaki kişiye verdiğinizde sana senden daha güzel bir hediye bulamadım, bunu veriyorum diyerekten ayna takdim edilmesi bizim için onu yaşatmaya çalışıyoruz. Önemli bir kültür, önemli bir güzel bir şey. Bunu yaşatmak için atölyemizin, okulumuzun değişik atölyelerinde işleme aynalar, rölyef aynalar, yine kuyumculukta değişik desenlerde aynalar üretiyoruz. (gülüyor) 14 Şubat'ta çok pahalı hediyeler almak yerine bu güzel manada manidar hediyenin verilmesine teşvik amacıyla yapıyoruz. Atölyelerimizde 14 Şubat özel bir gün. Bütün dünyada da kutlanıyor. Biz de üzerimize düşeni yapalım dedik. Ayna konumuz. Keyifle de çalışıyoruz. Ahşap atölyesinde bu oyuluyor ham maddesi. Sonra farklı atölyelerde de nakış olarak, rölyef olarak, kuyumculuk atölyesinde de sedef kakma, metal olmak üzere farklı şekillerde yorumluyoruz aynalarımızı. Bütün atölyelerde de keyifle çalışılıyor. Bizim yaptığımız iş Anadolu Türkel sanatlarını olabildiğince günümüze, kültürüne uyarlayabilmek. 14 Şubat Sevgililer Günü içinde ayna yapıyoruz, onları düzenliyoruz. Elimizden geldiğince ailelere geleneklerimizi, kültürlerimizi aksettirmeye çalışıyoruz. Birbirinden farklı olmak. Ona bakıyorum.